Merhaba arkadaşlar. Bugün MEP kazanım testlerinden ikinci ünite olan kümeler konusunu çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Nuray öğretmen alt kümeler konusunu işlerken tahtaya K ve L kümelerinin bazı elemanlarını yazmıştır. Öğrencilerine K ve L kümelerini şöyle yapalım. Tamamlamaları için aşağıdaki ipucunu vermiştir diye söylemiş. K kümesi için arkadaşlar 2 ve 4'ün bulunduğu ama 6'nın bulunmadığı alt kümelerin sayısı ile L kümesinde 1 ve 3'ün birlikte bulunduğu alt kümelerin sayısı birbirine eşittir demiş. Buna göre tamamlanmış K ve L kümeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şöyle aslında K kümesinde 2 ve 4 bulunacak birlikte ama 6'nın bulunmadığını istiyorum. Yani ben 6'yı atacağım K kümesinden. Hepsinden 6'yı atacağız arkadaşlar. Attıktan sonra L kümesinde 1 ve 3'ün birlikte bulunduğu alt kümelerin sayısı birbirine eşittir. Arkadaşlar burada 2 ve 4'ün birlikte bulunduğu dediği için 6'yı da istemediğimiz için attık. 2, 4, 8, 10, 12. Toplamda 5 tane sayım var. 2 üzeri 5'ten alt kümem ne? 32. Yani kalanlarının birbirlerine eşit olduğunu söylüyor soru. Ben de teyit etmek için deniyorum. Burada 2, 4, 5 tane elemanım var. Bunun da aslında alt küme sayısı ne? 32. Yani bunlar birbirlerine eşittir. K ve L kümeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Cevabımız Adana olarak gelecektir. Peki bir sonraki soruya baktığımızda ise İkincisinde çevremizde gördüğümüz birçok renk 3 ana renk olan sarı, kırmızı ve mavinin karışımından elde edilmektedir. Sarı ile baktığımızda şöyle yapalım. Sarı ile kırmızıdan turuncu, sarı ile maviden yeşil, kırmızı ve maviden mor ve bu üç ana rengin karışımından siyah renk elde edilmektedir. Yani arkadaşlar benim için önemli olan sarı ile kırmızıdan turuncu elde ediliyorsa sarı ve kırmızının kesişimi şurada turuncu olmalı. Turuncu olmayanları eleyin arkadaşlar. Bakın burada da turuncu var E şıkkında ama D şıkkı sağlamıyor. Peki sarı ile maviden yeşil elde ediyorsam sarı ve maviden buranın yeşil olması gerekiyor. Bunu da eledim. Cevabımız Edirne olarak geliyor. Bakın gerçekten sarı ve maviden yeşil ve bana kırmızı ve maviden mor. Gerçekten de kırmızı ve mavinin şurası kesişiminden mor elde edilmiş. 3 rengin kesişiminden de S elde edildiği için cevabımız Edirne olarak gelecektir. Üçüncü soruya baktığımızda bir bilgisayar programında kullanılan metin kelimesini bul işlevi o bölgede aranan kelimeleri veya kelimeler içindeki artçı harf dizimini bulup göstermektedir. Örneğin yukarıda bul kutusuna sel yazıldığında bulunan kelimeler sel, fotosel, sela gibi kelimelerdir. Aysıçan bilgisayardaki metin kelimesine tar yazdığında 32 kelime, ak yazdığında 25 kelime, tar ve ak kelimelerin bitişik tarak yazdığında ise 10 kelime. Arkadaşlar ben bunu şöyle yapardım. Sonuçta bunu kesişim olarak gösterelim. Burası benim için tar yazdığımda ki kelimeler olsun. Burası da ak yazdığımda ki kelimeler olsun. O halde tar yazdığımda toplamda 32 kelime var. Dikkat edin tamamı. Ak yazdığımda da 25 kelime var. O halde tarak yazdığımda 10 kelime varsa şu demek ki şu kesişimde 10 var. Toplamları 25 olabilmesi için buraya 15, buraya da 22 gelmiştir. Benden istediği şey tar veya ak. Biz veya'da ne yapıyorduk arkadaşlar? 22 ile 15'i topluyorduk. Dikkat edin veya dediği için arkadaşlar bir de bunu ortadaki kısmı ekliyorduk. O zaman benim için toplamda kaç gelmiştir? 47 olarak bulmuştur. Cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü soruya baktığımızda ise bir şehirde A ve B yerel gazeteleri çıkmaktadır. Bu şehirdeki insanların %2'si bu gazeteleri almamakta. Şimdi A ve B gazeteleri çıkıyorsa arkadaşlar toplamda yüzdelik olarak hesaplayalım. %58'i A gazetesini alıyor, %56'sı B gazetesini alıyor. Topladığımızda 114 mü geliyor arkadaşlar? İkilik kısım da burada olduğu için 116 kaçlık fazla? 16'lık yüzde hesapladığımızda. O zaman demek ki 16 x'in burada. Peki %2'si zaten dışarıda hiçbirini almıyor. %58'i A gazetesini alıyorsa arkadaşlar 58'den 16'yı çıkardığımızda 42 mi geliyor? 42x. Peki %56'sı B'yi alıyorsa arkadaşlar 40x de burada.
A gazetesi 1,5 TL, B gazetesi 1,25 TL'ye satıldığına göre hem A hem B gazetesini alanların bu gazetelere ödediği toplam ücret, sadece B gazetesini alanların bu gazeteye ödediği toplam ücretin yüzde kaçıdır diye sormuş. Hatta arkadaşlar oran sorulmadığı için ben direkt şöyle de söyleyebilirim. Şunu şöyle indirelim. Şu kısımda bana oran sorulmadığı için arkadaşlar ben direkt ne söylerim? 100 üzerinden yapabilirim. Bakın dikkat edersiniz ki bunu 100 üzerinden yaptığımda hem A hem de B gazetesini alanların sayısı dediğinden dolayı 16 kişi diye yorumlayabilirim. Peki 16 kişi 1,5 TL'lik gazeteden aldığında 16 çarpı 1,5'tan şöyle 16, 24 mi geldi? Aynı şekilde B gazetesini alan kişiler de 16. 16 çarpı 1,25'ten buradan da 20 mi geldi? Şimdi bana diyor ki sadece B gazetesini alanlar, yani 40 çarpı 1,25, bu da 50 TL yapıyor. Yani bana diyor ki şu kısım, 44'lük kısım 50'nin yüzde kaçıdır arkadaşlar? Ben diyorum ki 50'nin yüzde A'sı 44 olsun. Yani şunun 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2A dediğim 88 mi geliyor? Demek ki arkadaşlar cevabımız Denizli olarak bulunuyor. Bir sonraki soruya baktığımızda ise arkadaşlar bizden aşağıda Mersin, Diyarbakır ve Rize'de yetiştirilen bazı meyveler verilmiştir ve yetiştirdikleri şehirde tik ve çarpı sembolü olarak gösterilmiştir. A kümesi Mersin'de, B kümesi Diyarbakır'da, C kümesi Rize'de, E'de, evrensel kümesi de hepsinde yetiştirilen meyvelerden oluşmaktadır. Şimdi C kesişim B'nin tümleyeni, C kesişim B. Biz bunu hatırlarsanız nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yani benim bir dağılma özelliğim vardı kümeler konusunu işlerken. Şöyle ki C kesişim diyorduk, dikkat edersiniz ki. B'nin tümleyeni bileşim B. Peki bu da kesişim A'nın tümleyeni. Arkadaşlar bu dediğim ifade aslında ne? B'nin tümleyeniyle, yani B'nin dışındakiler kimler? Diyarbakır'ın dışında Mersin ve Rize. Peki bunları birleştirdiğimde bana neyi veriyor arkadaşlar? B'nin tümleyeniyle B'yi, aslında bu bana evrensel kümeyi veriyor. Evrensel küme ile C'nin kesişimi dediğim ifade bana direkt Rize'yi vermiyor mu? Yani bana Rize'de yetişen meyvelerle A'nın tümleyeni kim? Mersin'in dışındakiler, yani Diyarbakır ve Rize. Peki Diyarbakır ve Rize'yi kesiştirdiğimde ikisinde de olan kesişim olduğundan dolayı direkt Rize'nin elemanı gelmeyecek mi arkadaşlar? Peki Rize'de yetişen kimler? Kareyemiş, mandalina, üzüm. Peki kareyemiş, mandalina ve üzüm kümesinde bulunan meyveyi sormuş. Yani arkadaşlar öncelikle şundan bahsettik. C ile E kümesinin, yani evrenselin kesişimi, bunun da A'nın tümleyeni. Evrenselde zaten biliyorsunuz hepsi vardı. C kümesinde yetişenler kimler arkadaşlar? Rize'de yetişenler, bakın şunlardı. Kareymiş, mandalina, üzüm. Zaten A'nın tümleyeninde de kim? A'nın dışında olanlar. Yani Diyarbakır ve Rize'de yetişenler arkadaşlar. Diyarbakır ve Rize'de yetişenler, peki. Aynı şekilde bakın bu kısımlar. Ben daha bunların kesişimini istemiş arkadaşlar. Kesişim kümemiz de direkt buradan kareymiş olarak gelecektir. Altıncı soruya baktığımızda ise burada arkadaşlar K'nın eleman sayısıyla, bakın A farklı olacak, B'ye de eşit olmayacak. O zaman A'nın alabileceği zaten iki tane değer var, A ve B. B'nin alabileceği arkadaşlar aynı olmasın dediği için, ya yani toplamda aslında 6 tane değer var ama bunlar A K'ya eşit olmayacak. K da B'ye eşit olmayacağından dolayı alabileceği eleman sayıları 3, 4 ve 5 olmalı. Yani ben toplamda kaç tane elemandan kaç tane seçeceğim? Bakın 4 tane elemandan 3 tane olması için, bakın burada zaten 2 tane eleman var. Demek ki 4 elemandan bir tane seçeceğim.
Aynı şekilde çünkü kapsar dediği için A ve B kesin kümelerimde olacak yani. A ve B var. Ben AB'nin yanına seçiyorum. O zaman arkadaşlar bitmedi. Devam ediyorum. 4